Öncelikle aslında sizin de bildiğiniz gibi iyi maçlar çıkararak buraya geldik. Takımın şu anki durumu hem saha içinde hem de sahanın dışında arkadaşlık olarak baktığınızda gayet iyi bir durumdayız ve bundan da hepimiz mutluyuz. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz aslında bence ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'a baktığınızda tabii ki geleceği olan bir takım görüyorum ben. Çünkü birliktelik hem saha içinde hem de sahanın dışında taraftarların birlikteliğini görebiliyorsunuz zaten, insanların bizi ne kadar desteklediğini. Bu şekilde devam edersek, eğer aynı çizgide devam edersek sezon sonunda bütün hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Orada Süper Lig'in en iyi defansına sahibiz Trabzonspor olarak. Bu yılın birlikte iyi bir ikili bulduk. Tabii ki liderlikte büyük pay sahibi oyuncu. Bununla ilgili bir açalım. Ele da agente sabe que a gente tem a melhor dupla na zaga da liga. Convido a vocês a se adaptarem muito rápido, comunicam bem, sempre estão juntos. O que acha sobre essa amizade que tens com o Vitor? É fácil, porque nós falamos a mesma língua e isso ficou mais fácil. E eu não diria que somos melhor da liga, né? E estamos a fazer só nosso trabalho e tentar ajudar a equipa, esse que é nosso dever, vamos continuar assim. Aslında benim için yanıtlaması kolay bir soru olacak bu. Çünkü Vitor ile beraber hem iyi bir arkadaşlığımız var hem de dil olarak iyi anlaşabiliyoruz. Birbirimizi de iyi anlayabiliyoruz saha içerisinde. Dolayısıyla maçlara çıktığımızda bütün takım arkadaşlarımız gibi yapmamız gerekeni, bizim üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ligin en iyisi olmak ya da daha kötüsü olmak değil aslında amacımız. Takımımıza en iyi şekilde faydalı olabilmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz onunla. Okay. Evet. Milli takım olayı var biliyoruz, Ocak ayında Afrika Kupası'nda. Bununla ilgili neler söyleyecek? Takımda kendisine ihtiyaç duyacak ama onun için de milli takım önemli. Bununla ilgili neler söyleyecek? A gente quer parabenizar a Premier, porque todo mundo, todos vocês, todos os companheiros, está correndo, está lutando muito, está ganhando muitos jogos. E sabemos que agora temos CAN, porque daqui a um mês e meio, então a seleção é importante para ti. E o que tu achas? O meu foco ainda está aqui no Trabzonspor. Da seleção logo se vê, não quero estar a falar da seleção ainda, e o meu foco é tentar ajudar a Trabzonspor a ganhar o máximo jogo possível. Sorunuza şöyle bir yanıt verebilirim aslında. Biz anı yaşamaya çalışıyoruz ve gün gün maç bakmaya çalışıyoruz. Benim de bütün odam şu an Trabzonspor'a yönelmiş durumda. Sadece Trabzonspor'un oynayacağı maçları, önümüzdeki bir sonraki maça, bir sonraki günü düşünüyorum aslında. Milli takımla bahsettiğiniz konu belki biraz daha sonra gelebilecek bir konu ama şu an sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Trabzonspor şu an ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Çok iyi bir takım savunması var. Bunun neye veya nelere bağlıyor? A nossa defesa, porque nós estamos tomando muitos gols, porque tomamos só 11 gols, os melhores da liga. Então temos uma defesa muito boa com o Vitor, vocês estão jogando juntos por muito tempo, jogando bem também. O que acha sobre a nossa defesa e por que foi assim, por que ganhamos tanto sucesso na defesa? É, isso vem do coisa, do treinador, da maneira que ela indica para jogar. A gente tá se comunicando bem já é um ano e meio que estou jogando com o Vitor e a gente se comunica bem, nos entendemos muito bem e espero que a gente possa continuar assim e ajudar a Trabzonspor a chegar ao nosso objetivo. Tabii ki hocamızla olan iletişimimiz, çünkü çok yakın bir iletişimimiz var ve hocamız istediklerini direkt olarak bize ifade edebiliyor. Biz de saha içerisinde hocalarımızın bizden isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır Vitor'la beraber oynuyoruz ve diğer takım arkadaşlarımızla, defanstaki bütün arkadaşlarımızla beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Sahasına çıktığımızda ben, Vitor ya da kim oynarsa oynasın, defansın diğer bölgelerindeki hangi arkadaşlarımız oynarsa oynasın, herkes hocamızın isteklerini yerine getirmeye ve takım için elinden geleni, en iyisini yapmaya çalışıyor. Buna bağlıyorum ben. Dünya futbolu artık bir değişimi konuşuyor. Önceden sadece hücum oyuncuların performansları konuşulurken şu anda savunma oyuncularının çok daha etkin ve nitelikli oluşu ve piyasa değerlerinde artışını konuşuyor. Bir savunma oyuncusu olarak dünya futbolundaki bir değişimi nasıl yorumluyorsunuz?
Então a gente sabe que no futebol antes só os atacantes eram famosos, mas agora sabemos que os zagueiros, os centrais também são muito importantes. Gostam de tocar na bola, gostam de jogar com a bola. E agora os zagueiros também valem muito, porque tem zagueiros, os centrais muito caros no mundo. O que achas sobre essa mudança no futebol mundial? No futebol hoje em dia, sim. Hoje em dia é de nossa defesa. Tem que ser bom, tem que saber jogar, porque o futebol já mudou. Agora não pode ser só um defesa que pega na bola e chuta para a frente. Tem que saber sair com a bola e ajudar a equipa para fazer uma boa jogada, vem de trás e para a frente. Futbol aslında eskisi gibi tek yönlü bir oyun değil. Eskiden savunma oyuncularından beklenen topu aldıklarında ileriye doğru sadece topu vurmalarıydı bugün. Ancak bugün günümüze geldiğimizde ise farklı bir futbol görüyoruz. Çünkü savunma oyuncularından başlayan bir hücum organizasyonu var. Savunma oyuncusu eğer iyi bir top çıkarabilirse ve o topu iyi kullanabilirse ve topun önemini bilebilirse eğer öndeki oyunculara da yardımcı olabilmeye çalışıyor ve en iyi şekilde de yardımcı da oluyor eğer o top doğru bir şekilde giderse. Çünkü eskiden baktığınızda sadece öne doğru vurulan uzun toplar oynanan bir futbol vardı. Bugün de savunma oyuncularının topla daha iyi olduklarına, topla daha iyi iletişim kurabildiklerini görebiliyorsunuz aslında. Buna bağlıyorum ben bu değişimi. Artık savunma oyuncuları en az ön taraf oyuncuları kadar topla iyi olmak zorundalar. Sezon sonunda sözleşme sona erecek bir yıl opsiyonun var. Yönetim kurulu bizim aldığımız bilgilere göre o opsiyonu kullanmak istiyor. Senin sözleşmeyle ilgili düşüncelerin nedir? A gente sabe que no fim dessa temporada vai acabar o teu contrato, mas tem um ano de opção e sabemos que o nosso presidente, dos nossos dirigentes que renovou o teu contrato, usa essa opção e renovar também. O que tu acha sobre a renovação do teu contrato? Seria bom renovar, mas para já eu não quero pensar no futuro, quero pensar agora no presente e tentar ajudar a equipa. Logo o futuro se vê. O importante é estar focado no jogo, que é o próximo jogo contra a Tai Sport, que não vai ser fácil. Logo do futuro, logo da renovação, logo se verá. Tabii ki olur, tabii ki ben de mutlu olurum sözleşmenin devam etmesinden. Çünkü bahsettiğim gibi burada mutluyum zaten. Ama hep daha önceki sorularda da verdiğim yanıtlarda olduğu gibi ben aslında anı yaşamayı tercih eden biriyim. Şu günü, bu anı yaşamayı tercih ediyorum. Tabii ki mutlu olduğunuz yere devam etmek istersiniz. Ama öncelik şu anı bir bakalım. Sezon bittiğinde gelecekte neler konuşulur? Gelecek geldiğinde hep beraber oturup konuşuruz zaten bunu. Türk futbol kamuoyunda Trabzonspor'un şampiyonluğu seslendiriliyor kasıtlı olarak. Başka bir takımı şampiyonluğa ortak etmek için. Bu sizi rehavete sokar mı? A propósito, todo mundo está falando que Trabzonspor já saiu campeão, já era, já acabou. Mas a gente sabe que ele está fazendo isso a propósito, sabe? Para dar mais coragem aos outros, às outras equipes. O que tu acha sobre essa situação que ele está tentando fazer? Ah, mesmo como o senhor diz lá, que estão fazendo isso a propósito. Porque ainda falta muito jogo. Não chegamos ainda nem metade da coisa do campeonato. Ainda falta muito jogo. É focado, pensar no jogo a jogo, tentar ganhar o jogo. E ainda falta, não podemos pensar já que somos campeão, porque não ganhamos ainda nada. Estamos a ganhar o jogo, mas ainda falta muito jogo. É isso que vamos tentar fazer, ganhar jogos. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bu durum biraz da kasıtlı olabilir belki de. Çünkü henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı ve oynanacak çok maç var. Biz de görüyoruz aslında bizim hakkımızda, bizim için söylenen şeyleri. Ama henüz ligin ilk yarının tamamlanmasına bile çok var. Ve maçlar kazanıyoruz belki ama henüz hiçbir kupa kazanmış değiliz. Şu an için herhangi elimizde bir şey yok. İyi gidiyoruz belki, böyle gitmeye devam edeceğiz ve bunun için çalışıyoruz. Ama şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Biz de kesinlikle buraya rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz. Falta alguém? Ekber, futbol taraftarla çok güzel. 2 yıl aşkın bir zaman, yani pandemi sebebiyle taraftarsız oynandı maçlar. Şu anda taraftara tamamen açıldı. Gerek içeride gerek dışarıda gerçekten taraftarlar da futbola çok açtı. Bunu gösteriyorlar. Trabzonspor taraftarını değerlendirmesi istiyorum. Bir de dışarıdaki Trabzonspor'u şimdi herkes yenmek istiyor. Çünkü namalup takım. O anlamda da bir taraftar baskısı oluyor deplasman maçlarında. İçerideki maçlarda çok büyük destek var. Bu iki durum hakkında nasıl bir değerlendirme yapacak taraftarla ilgili? Peki gazlı pandemi. Nasıl etkiliyor dış saha maçlarındaki taraftar baskısı?
Per caso di pandemia, mais ou menos dois anos a gente jogou sem adeptos, mas agora começando com 50%, a gente está jogando com o estádio cheio. E sabemos que dentro de casa, quando a gente está jogando dentro de casa, os nossos adeptos estão dando um apoio incrível. E aí eu queria perguntar sobre esses jogos que a gente joga dentro de casa e esses jogos fora de casa também, porque temos outros adeptos que querem ganhar agora, porque somos líderes, todo mundo quer ganhar de nós. E o que acha sobre a pressão que eles fazem lá quando a gente joga fora de casa e os nossos adeptos? Ah, sim, a pressão fora de casa, claro, é grande, né? É grande, porque as outras equipas também querem ganhar outra vez o esporte. Se querem ganhar, nós vamos lá para tentar ganhar o jogo, que não é fácil. Porque para ganhar jogo fora de casa é sempre complicado. E jogar em casa é fantástico. É fantástico, porque sempre nos... Nossos adeptos aí não apoiam, eles acreditam em nós e nós vamos continuar a fazer que eles fiquem mais contentes e ganhar jogos aqui em casa tem que ser crucial, a gente ganhar todos os jogos possíveis aqui em casa, porque fora vamos saber que é jogo complicado com a equipa lá, os adeptos também que vão torcer para a equipa deles, mas vamos tentar fazer ganhar o jogo. E com adeptos no campo, há dois anos, sim, como diz, que não foi fácil, né, para jogar sem coisa, sem público, é sempre complicado. E com os adeptos te dá uma motivação e te dá mais motivação para poder fazer o melhor do teu trabalho, que é tentar ganhar jogos. Sizin de bahsettiğiniz gibi 2 yıllık o geçen süreçte maç oynamak çok kolay değildi aslında. Çünkü taraftarla beraber oynadığınızda motivasyonunuz ister istemez artıyor. İşinizi daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki işinizi her zaman iyi yapmak zorundasınız ama taraftar desteği olduğunuzda, arkanızda size inanan insanlar olduğunu gördüğünüzde ve sizi destekleyen insanlar olduğunu gördüğünüzde işinizi çok daha iyi ve çok daha yüksek bir motivasyonla yapabiliyorsunuz. Deplasman maçlarına tabii ki artık baskı daha da büyük olacak bizim üzerimizde. Çünkü lider takımı Trabzonspor'u herkes yenmek isteyecek, bunun farkındayız. Ve her gittiğimiz deplasmanda da bunu zaten hissediyorsunuz mutlaka bir şekilde. Ama deplasman maçlarına ya da iç saha maçlarına nerede oynarsak oynayalım taraftarımızın desteğini her zaman görüyoruz. Özellikle iç saha maçlarında oynadığımızda burada oynamak harika bir duygu. Çünkü size inanan, sizi destekleyen insanları gördüğünüzde ve her şeyden öte sizi gerçekten seven insanları, o gözlerini, o sevgiyi gördüğünüzde daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Elinizden geleni de belki fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi ayrıca motive ediyor. İç saha maçları o yüzden bizim için çok daha önemli olacak bu sene. Çünkü deplasman maçları kesinlikle kolay olmayacak. Ve ligin ikinci yarısına çıktığımızda da özellikle herkes lider takımı yenmeye çalışacak. Bu açıdan iç saha maçlarının hepsini kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Deplasman maçlarında da alabildiğimiz en iyi puanı alırsak zaten hedeflerimize ulaşırız diye düşünüyorum. Her futbolcunun olduğu gibi Edgar'ında bir yolu olduğunu düşünüyorum. Dünya futbolunda hangi savunmacı kendisine örnek alıyor? Como cada jogador, a gente acha que tu também tens ídolo. Quem é teu ídolo como defensor, como central? Ah, meu ídolo. Meu ídolo foi Piquet, sempre. Foi Piquet, porque quando eu fui para Barcelona, camada mais jovem, eu sempre vinha para ele. Eu vejo para ele a maneira como é que ele sai a jogar, se posiciona bem e... Eu gosto da maneira que ele joga, eu gosto. Meu Deus é Piqué. Lider olarak kendimi her zaman Piqué'yi gördüm aslında, Barcelona'nın oyuncusu. Ben de genç bir oyuncu olarak oraya transfer olduğumda her gün onun topla nasıl çıkış yaptığına, topla nasıl oynadığına ya da nerede pozisyon aldığına ve nasıl pozisyon aldığına dair her zaman ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onu takip etmeye çalıştım. Lider olarak kendimi her zaman Piqué'yi aldım. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.